Ve kamuoyuna. Bir can kaybına daha tahammülümüz yok. Bilindiği üzere bundan 3 gün önce Dersim Plümür Karayolu Zage mevkiinde seyir halinde bulunan bir araca kaya parçasının düşmesi sonucu araç içerisinde bulunan Deniz Doğan isminde genç bir canımızı yitirdik. Aynı olayda bir ağır olmak üzere 2 canımız da yaralanmıştır. Yine çok değil, geçtiğimiz Ocak ayında Ovacık Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan başka bir araca da kaya parçasının düşmesi sonucu Ekber Soylu adında bir canımız yaşamını kaybetmişti. Öncelikle yaşamını kaybeden canlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. De son 6 ay içerisinde meydana gelen bu can kayıpları doğal olayların sebep olduğu can kayıpları değildir. Evet, kaya düşmesi doğal bir olaydır. Ancak bu doğal olayın sonucu meydana gelen ölümler olağan ve doğal ölümler değildir. Yaşanan can kayıplarına doğrudan doğruya tedbirsizlik sebebiyet vermiştir. Yetkililer tarafından gerekli tedbirler alınmış olsaydı kaybettiğimiz canlar bugün aramızda ve yaşıyor olacaklardı. Anayasanın 17. maddesi devleti vatandaşın yaşam hakkını korumakla yükümlü tutmuştur. Bu hak vatandaş için mutlak bir haktır. Bireyin yaşam hakkının korunması için gerekli tedbirleri almak her şart ve koşulda bu hakkın korunması ve gözetilmesi devletin temel ödevleri arasındadır. Kaya düşmesi sonucu can kayıpları yaşanmasına rağmen bugüne kadar benzer can kayıplarının yaşanmaması için yetkililerce gerekli önlemler alınmamış ve bu bağlamda yurttaşın yaşam hakkının korunması yönündeki yükümlülüğün gereği yerine getirilmemiştir. Dersim coğrafyası barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve doğal güzelliği kadar derin vadileri, dağları, kayalık alanları ile bilinen sayılı coğrafyalardan biridir. Bu özelliklerinden dolayı özellikle Ovacık ve Plümür vadilerinde bulunan karayollarından her yıl binlerce araç geçmekte ve yine yaz dönemlerinde Muzur Irmağı ve Plümür çaylarına binlerce insan uğramaktadır. Yerelde yaşayan ve il dışından gelen misafirlerle birlikte binlerce insanın Plümür ve Ovacık karayolunu kullandıkları dikkate alındığında kaya düşme tehlikesinin coğrafyamızda yaşayan insanlar üzerinde yarattığı hayati tehlikenin büyüklüğü rahatlıkla anlaşılabilecektir. Bu tehlikenin önlem alınmadıkça her gün güncelliğini koruyacağını, önümüzdeki süreçte bu tehlikenin giderek artacağını ve buna paralel olarak yeni can kayıplarının olabileceğini buradan yetkililere hatırlatmak istiyoruz. Bu karayollarını araçları ile veya yaya olarak kullanan herkes her gün bu tehlikeyle karşı karşıyadır. İfade ettiğimiz sorun hayati öneme sahip olduğundan yetkililerin bu önem ve duyarlılıkla soruna yaklaşmalarını ve bir an evvel önlem almalarını bekliyoruz. Bizler coğrafyamızda bir daha benzer doğa olayları nedeniyle can kaybının yaşanmasını istemiyoruz. Zaman kaybetmeden bir an önce gerekli arazi çalışmalarını yapmalarını ve kaya düşme tehlikesinin bulunduğu alanlar ile düşme potansiyeline sahip aktif kaya bloklarını tespit etmelerini, düşme potansiyeline sahip her bir kaya bloğunun kaya parçasının bilimsel verilerinin oluşturularak doğada yaşayan canlıların yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde teknik önlemleri almalarını istiyoruz. Alınacak önlemler arasında doğal yaşama zarar vermeyecek dinamik kaya bariyerleri ve enerji sönümleyici sistemler kullanılarak önlemlerin alınması mümkündür. Son 6 ayda 2 canımıza mal olan bu trajik olaylardan ders çıkarıp benzer kazaların tekrar yaşanmaması için düşen kaya parçalarının yarattığı sorunların çözümüne ek olarak bu yolların aydınlatılmış, geniş ve güvenli hale getirilmesi de gerekmektedir.